hayatımda en utandığım sahnelerden bir tanesiydi. O da bizim için büyük bir travmaydı. Fant diye satar mıyız? Fant diye. Satmayız da belki bir kişiye göndeririz. Aa, aslında evet. Abonelerimizden bir kişiye göndeririz. Şişelediğimiz zaman... Mia, al. Al. Elma. Elma. Hop. Mia'nın elması. Afiyet olsun aşkım. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Ne yapacağız biz bugün? Ne yapacağız bu elmalarla? Biz geldik, Muğla'larda dolaştık, gezdik, tozduk. Şimdi geldik, yine bahçemizdeyiz. Çok güzel organik elmalarımız var. Onlarla bugün sirke yapacağız. Niyetlenmiştik, bir süredir yapmak istiyorduk. Artık bahçeye döndük, havayı da güzel bulunca. Yine yağışlı bir haftaydı çünkü. Yarın da Deniz zaten İstanbul'a gidecek Kaan'ın yanına. Biliyorsunuz rahmetli Dilara Hanım'ın kırkı okutulacak Eyüp Sultan Camii'nde. Deniz de Kaan'a destek olmak için İstanbul'a gidiyor. Bahçede pestil yapımında annem yardımcı olmuştu. Bugün de elma sirkesi yapımında kayınpederim burada. Deniz'in babası geldi. Merhaba. Torunlarını ziyarete. Bugün de babam yardımcı olacak bize. Biz çok iyiyiz şu anda. Torun kucağında, babamın kendi yerinde. Evet, hepinize sevgiler. Biliyorsunuz geçen sene elmaları toplarken bir yöntemle toplamıştık. Burada biz öyle yapabiliriz. Organik elmalar sirke olacak bu arkadaşlar. Bir de onun için pet şişemizi keseceğiz. Böyle şuradan elmaları girip kaptırmak için şimdi bunu da bir sopaya tutturacağız. Şöyle şunun ucunu biraz ufaltacağız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle ucunu buna takılacak hale getirdik. Şu an elmalarımızı almak için hazır. Deniz o ne ya? Deniz neyle bağladın? Poşetle mi? Ama bir şey söyleyeyim, elma topluyor ya. Buradan onu anlamış oldum. Daha sıkı takmaya çalışacağım. Bir şeyle bağlayayım dedim. Demir tel falan olmaz mı Deniz? Tekne olabilir biliyor musun? Olabilir. Şuradan bir küçük delik açıp... Evet. Öyle daha bağlayabilirsin. Dur öyle yapayım o zaman. Uğraşmayalım. Kafamız çalışıyor aşkım. Bizim de bazen oluyor yani. Güzel kızım. Mia'cığım. Mia nerede? Terliklerin nerede yine? Hadi gel terliklerini giyelim. Kötü yerlerini temizleyeceğiz zaten ya. Hiç önemli değil. Organik elma en azından. Bak böyle tel geçirip daha aman mantıklı. Baba. Ama Deniz ay onlar işte evet gözüme takılıyor. Alabildin mi? Salatalık Bey diyeceksiniz. Bu ne ya? Ha, o bizden gitmiş değil mi? Deniz, şu, bak şu tazecik ama. Salatalık ağaca çıkmış. Ya bir şey söyleyeyim, ilk önce tadı güzel değil falan dedik ama yok, bu çok kadar lezzetli. Büyümesine izin vermediğimizde tadı böyle gerçekten çok güzel. Yani şöyle şu kadar şu kadarken alınca değil mi? Evet. Şöyle tadı çok güzel oluyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yukarıdaki elmanın cinsinden farklı, bu tatlı.
Tamam, bunu da toplarız. Karıştıralım. Sirke, yani taş şekerli de olması gerekiyor. Karıştıralım. Kız eline salatalık verdik, domates mi buldun hemen? Ha? Yes. Evet. Domatesci yes. Güzeli. Gel. Gel elmaları yıkıyoruz hadi. Kızımın kendine özgü bir stili var babası, farkında mısın? Askinin tekini çözmüş, bacağın tekini yukarıya çekmiş. Yıkamamak gerekmiyor muydu? Yıkamamak gerekiyordu ama biraz toz toprak var. Çok fazla ovuşturmadan et üstlerindeki mikroorganizmaları fazla öldürmeden. Evet Filiz, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Elmalarımızı yıkadık. Bunlar organik elmalar. Tabii biraz böyle kötü olan yerleri var. Aslında sadece kulplarını, çekirdekleri kalabilir. Kulplarını temizleyeceğiz. Kötü olan yerlerini alacağız. Ondan sonra da böleceğiz. Bu büyük kavanozun aşağı yukarı 1/4'ünü elma kaplayacak. Şuraya kadar. Üstünü de içme suyuyla tamamlayacağız. Ama içinde bulgur konuyor genelde. Ama babam farklı bir yöntem uyguluyor. Bilinenden farklı. Biz nohut koyacağız içine. Fermente. Evet. Kısmında. Ekmek bir de fermente evet. Olması için. Ekmek. Onun dışında tuz ve şekerimiz var. Evet. Şimdi temizlemeye başladık. Elma. Evet. Elmalarla sirke yapacağız aşkım. Elmaların çöplü yerlerini, kötü yerlerini temizleyeceğiz. Sonrasında da sirkeye başlayacağız. Şimdi karşımda tam hamak var. Hamağı görünce aklıma geldi. Deniz, hatırlıyor musun? Hamağı ördüğümüz akşam babamla ilgili bir anından bahsetmiştim. Çocukluk anından. Deniz'in pırtlayıp babamı zor durumda bıraktığı. Onu hiç sormadım. Arkadaşlar bir pırt hikayem var. Orta birdeyim. Gözlük takmam gerekiyor. Gözlerim bozuldu. Ama niyeyse öğretmenim annemlere bu çocuk ilgi çekmek için böyle şeyler yapıyor, inanmayın demiş. Ben de en ön sıradan tahtayı göremiyorum, öyle kötüyüm. Bu arada bir dipnot, ilk gözlüklerim 1.75'ti. İkisi de 1.75, uzağa göremiyorum. Bayağı var yani. 0.25'e falan gözlük kullanıyor ya. Neyse, bizimkiler bana inanmadıkları için beni Kızılay'da ücretsiz göz muayenesine sokacak. Hani. Evet, benim sevdiğim kısım burası. Zaten... Hani ikisi de memur, öğretmen. Hani memur zihniyeti. Boşa para harcamayalım. Biz Kızılay'a gittik. Kızılay'da da öyle bir yoğunluk var ki var ya hani böyle nasıl tam şöyle tarif edebilirim. İş çıkışı metrobüs gibi. Tamam mı? Hani böyle en metrobüsün binilmemesi gereken an vardır ya ama en çok binilen ne yazık ki. İçerisi böyle kalabalık, insanlar omuz omuza. Leş gibi ter kokuyor zaten içerisi. Böyle son derece gerçekten şey bir durum. Hiçbir insanın beklemek istemeyeceği bir yer. Bir tek göz de değil galiba. İçeride bir sürü şey var. Bir yerde kan alınıyor, bir yerde başka bir şey yapılıyor. Ben bir pırtladım. Ama böyle 8-10 saniyelik böyle sıcacık pıs diye çıkan öyle bir şey de tahmin etmiyorum olacağını. Ama ölüyorum ben, tamam mı? Hani böyle sessiz ama böyle oldukça derinden. Bir şey saldım. Bir koktu. Sen bu hikayeyi babamdan dinledin. Evet, hani biliyorsun. Evet. Böyle. Babamdan dinleyince zaten ekstra komik benim için. Böyle forseptik sanki yanımızda patlamış gibi koktu. Babanın tabiri direkt. Tamam, hani böyle zaten ter kokusu var. Üstüne bir de o forseptik geldi. Böyle içerideki insanlar o kadar memnuniyetsiz ki böyle. Herkes birbirine bakıyor. Yani kim yaptı? Kim yaptı bunu ya falan diye. Döndüm. Ve babama, üf be baba ya, burada yapma bari dedim. Babamın etrafı böyle bir rok diye açıldı böyle. Babamı ortada düşünün. Hayatımda en utandığım sahnelerden bir tanesiydi. Etrafımızdaki insanların nasıl kaçıştığını ve o kokuyu anlatamam. Kokuyu tam olarak ifade etmenin hiçbir şeyi yok, yolu yok. Çünkü hayatımda duyduğum en kötü kokuydu. Bir lağım patlası ancak o kadar kötü kokardı. Ve Deniz'in dönüp de baba ne yapıyorsun ya demesi beni çileden çıkarmıştı. Bir de babam gibi bir adam yani. Ve oradaki kalabalığın etrafımızdan
nasıl uzaklaştığını hiç unutamayacağım. Birdenbire o kalabalık, omuz omuza ayakta durduğumuz o kalabalık dağılıverdi ve etrafımızda kimsecikler kalmadı. O kadar insan nereye gitti çok merak ediyorum. Herkes orada sıra bekliyordu. O kadar insan nereye gitti? Birdenbire hop diye açıldık yalnız. Köpek balıkları dolaşır ya, bir öncekinde de aynı örneği vermiştim. Bana da böyle zeytinyağı damlamış gibi, hani herhalde çözülüyor gibi. Yalnız Deniz, şunu söyleyebilirim. Bahçeye odaklandık, bir şeyler ektik, diktik. İlk defa yapıyor olmamıza rağmen bence güzel de verim aldık. Yani o konuda tebrik ediyorum. Evet. Güzel. Hala domates, biber almıyoruz. Evet. Salatalık almıyoruz. Evet. Hani roka. Baktığın zaman roka almıyoruz, evet. Dereotu almıyoruz. Aynen öyle. Fakat şöyle bir şey var. Ağaçlarda bu bizim budama işlerini falan çok anlamadığımız için ilk başlarda biraz araştırıp bundan sonrası için, yani ağaçlar konusunda da biraz bilgi edinmek lazım. Çünkü üzücü şöyle, evet ilaçlama yapmayalım ama belki budama olmadığı için mi bilmiyorum. Babama da az önce onu sordum. Ağaçlar da çok yakın birbirine, iç içe geçmiş diyor. Yani ağaçların hepsi, meyvelerin hepsi ağaçlarda çürümüş. Şimdi yani. Bu kadar yakın konumda olursa, ağaçlar birbirinin içine geçerse, yeterli havalandırmayı sağlayamadıkları için ve yeterli güneş ışığı geçmediği için çürüme daha çabuk oluyor. Aslında hiç ilaçlanmasa dahi bu kadar çürümemesi lazım. 100 tane elma varsa 20'si çürür, 25'i çürür, geri kalanları sağlam. Yani kurtlanır, geri kalanları sağlam kalır. Ama gördüğüm kadarıyla tamamı neredeyse kurtlu. Evet. O yüzden kurtlu olmayanlarda da hafif bir çürüme var. Evet. Ama biz temiz yerlerini ayıklayıp onları koyacağız. Full organik. Sadece evet. Elmada da değil bu arada. Yani incir de mesela ağaçta çürüyüp döküldü. Üzümde de aynı ama durum incirin var. İncirin içinden neydi? Akasya mıdır nedir? Başka bir ağaç çıkmış. Defne. Defne ha. Defne. İçine koyacağımız suyun muhakkak klorsuz olması lazım. Bakterilerin çoğalabilmesi için klorsuz temiz bir su kuru lazım. Suyu ya da içme suyu. İçme suyunu da birazcık havalandırmakta da fayda var. Çünkü içme suların içinde de klor, az miktarda da olsa klor var. Yani bizim özel filtreli su, evet, zaten klor yok. Özel filtre suyu olduğu için o yüzden bizim öyle bir sorunumuz yok. Fakat çeşmelerden akan şehir suyu ile olmaz. Olmaz. Ya da bekletmek lazım. Evet, klor uçucu yani, değil mi? Bir gece bekletirseniz klor içinden uçar ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu arada ben de elmayla alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Biz şimdi elmaların kötü yerlerini temizliyoruz. Bahçedeki organik elmamızı da yapıyoruz ama normalde eve aldığınız, pazardan, marketten aldığınız elmayla da tabii ki sirke yapabilirsiniz. Hatta sadece kabuğundan da yapıyorlar. Evet. Onun da gayet başarılı olduğu söyleniyor. Yani elmaları yedikten sonra çöplerini atmayıp, kabuklarını atmayıp onunla da... Soyduğunuz kabuklarla da yani soyduğumuz kabuklarla yapabiliyoruz. Da, evet, aynen öyle. Sıfır atık değerlendirebiliriz. Oğlum salatalık mı yiyorsun sen? Bu da Mia'dan özeniyor. Mia özeniyor, buna yere yatıyor. Bu Mia'dan özeniyor, salatalık yiyor. O kütürdete kütürdete hem de. Baba senin hatırladığın bir anı var mı? Hani öyle... Benle ilgili mi? Benle ilgili. Valla 1-1,5 yaşındaydık. Ormanda, Belgrad ormanlarında yürüyüş yapıyorduk. Sen o kadar hızlı koşuyordun ki önümüzden koşa koşa kayboldun. Gerçi biz seni takip ediyorduk, gözden kaçırmadık ama ulan dedik şuna bir ders verelim. Bizi bırakıp gidiyor bu velet. Ne yaptık? Saklandık. Sen bir müddet koştun. Evet, ben bunu hatırlıyorum bu arada arkadaşlar. Benim ilk travmam. Evet. Koştun. Sonra biz ağaçların arkasından gizlice saklandığımız yerden seni gözlerken sen bir ara durdun, etrafına baktın. Anne baba baştan bir paniğe kapılmadın. Ama sonrasında yaklaşık bir 3-4 dakika geçtikten sonra paniğe kapılmaya başladın. Anne baba diye ağlamaya başladın. Ve gelen geçen de seninle ilgilenmeye başladı. Annesi babası nerede bu çocuğun gibisinden etraflarına bakınmaya başladılar. Sen ağlamaya başladın ve çok korktun. Biz yine uzattık.
Ulan dedik iyice bir korksun kendine gelsin. Bir daha belki kaçmaz. Çünkü biz Denizcan'ı tasmayla gezdiriyorduk. Bildiğiniz göğüsten takılan tasması vardı. Çünkü o kadar hızlı ortadan kayboluyordu ki ağaçların tepesine çıkar. Bu arada ben hiperaktiftim arkadaşlar aslında. Ağaçların tepesine çıkar, arabaların tepesine çıkar. Tutamayız, arabaların tepesinde tepinir. Ondan sonra denize atar kendisini. Bebekte sahilde dolaşırken bir bakmışım ya. Denizde atmış kendini. O kadar da gözü karaydı. Neyse bir müddet sonra biz ortaya çıktık ama bu arada Denizcan bayağı bir salya sümük olmuştu. İlk travmam ya. Bir yaşındaki bir şeyi hatırlar mısın? Ben hatırlıyorum. Bir şey söyleyeceğim. O koştuğumu... Ama senin yaşında olup da o kadar hızlı koşan bir çocuk ben şimdiye kadar görmedim. Yani ben o şeyi hatırlıyorum. Koştum. Geri döndüm. Hep bulurdum, tamam mı, geri döndüğüm zaman. Geri döndüm, yeri bulamadım. De panik yaptım. Orası mı, burası mı? Yani bak bu hissi ve düşüncelerimi hatırlıyorum yani. O kadar net. Şey yok. Hani o gördüğüm andan sonrası yok. Anneyle babayı görüp o rahatlama geldikten sonrası yok. Sonrasını hatırlamıyorum şey ama. Şey soracağım ya. Peki şey mesela Mia bize kızdığı zaman hani biz onu adım attığımızda bir süre bizi reddediyor filan. Yanaşmıyor ya. Sen öyle mi yaptın yoksa direkt sarıldın mı? Hatırlamıyorum onu. Direkt sarıldı. Ya. Ağlayarak koştu, kucağımıza attı. Ay ne kadar çaresiz kaldı. Hayır şimdi burada şunu da anlatmak lazım o zaman. Çok sevimli bir çocukmuş. Nasıl kıydınız ya? Şimdi bu şeyler anlamaz çünkü çok hani ne kadar hareketli bir çocuk olduğumu anlatabilmek adına. Baba ben ne zaman yürüdüm? Kaç aylıktım? Valla 7-5-6 aylıktım. Baya baya yürümeye başlamıştım. 1 yaşında baya koşuyordum yani. Ben o kadar çocukla uğraştım hayatım boyunca öğretmen olduğum için. Hatta koşmayı bırak bir tırmanmalı anım da var galiba evde. O da bizim için büyük bir travmaydı. Fatih'te bir evde oturuyoruz. Tavanı 3 metreden fazla eski bir ev. Çok yüksek tavanları olan bir ev. Bir gün Denizcan kendi odasında oyuncaklarıyla oynarken sesi kesildi. Genelde sesi kesildiğinde muhakkak bir haltlar çevirdiğine emin olduğumuz için hemen koştuk dedik bu kadar sessiz ve şeysiz çünkü sadece hani oyuncaklarıyla oynarken değil, etrafta çıkardığı gürültü, bilmem ne, sürekli bir şeylere tırmandığı, bir şeylere attığı, bir şeylere vurduğu için. Eyvah dedik, ne oldu? Bir baktık, Denizcan yok. Salona baktık, salonda yok. Oturma odasında yok. Bizim yatak odasında yok. Koltukların altında yok. Hiçbir yerde yok Denizcan. Evden yok. Buhar olmuş, uçmuş. Bu arada balkondan aşağı bakmaya korkuyoruz. Aşağıda nasıl bir manzarayla karşılaşacağız diye büyük bir korku içerisindeyiz. Ama bir ara yukarıda perdenin kımıldadığını gördük. Kalorifer borusundan ta tavana kadar tırmanmış. Dediğim gibi tavan da çok yüksek. 3-3,5 metre eski evlerin tavanlarından. Tavana kadar tırmanmış. Orada asılı koala gibi sarılmış boruya. Peki, ne kadarlığım bu sırada? Vallahi daha bir yaşında değildim. Bir yaşını doldurmamıştım. Hani hareketliliği düşünün. Ama orada yaşadığımız korkuyu, bu arada balkondan aşağı baktıktan sonra bunu şey yaptık. Balkondan aşağı baktığımızda görmediğimizde bir içimiz rahatladı. 5. kattan çünkü ne olacak diye. Gerçi demir vardı, şey vardı ama tırmanıyordun yani. Her yere tırmanıyordun. O da anne baba için gerçekten çok zor. Bu da bizim için travmaydı. Oldu mu sana kapak? Sahip çıksaydınız ne yalnız bırakıyorsunuz o zaman böyle evladınız var. Sahip çıkalım denize. Evet denize sahip çıkıyoruz artık. Hala bile duramıyor ki. Deniz mesela bir telefon konuşması yapacak. Biriyle konuşurken evin her köşesini milim milim dolaşıyor. Asla oturarak telefonla konuşamıyor. Hala bile neredeyse 40'a merdiven dayadık Deniz. Hala o şey enerji durumu gitmemiş yani. Yok eskisi gibi değil ya. Tabii çok eskisi gibi değil. Durağan. Ama yani şöyle bir sakin duramıyorsun yani. Sürekli aynı anda birkaç bir şeyle uğraşma isteği. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Hatta biraz fazla bile koyduk. Fazla koymamızın nedeni, elmayı fazla koymamızın nedeni elma beyaz elma. Aslında bu sirke kırmızı elmadan daha güzel olur. Onun şeker oranı daha yüksek olduğu için. Biliyorsunuz bakteriler şekerle besleniyor. Oluşacak bakteriler. Bu beyaz elma biraz
tadı mayhoşa yakın. Ekşi değil ama mayhoşa yakın. O yüzden biraz fazla koyduk. Şekerini de bir tık fazla koyacağız. Suyunu koyacağız. Ağzını tülbentle kapatacağız. Bir anamız yok. O yüzden biraz daha uzun süreli olacak değil mi baba bu? Evet. Onu da belirtelim. Sirke anamız olmadığı için gördüğünüz nohutları içine atacağız. Ve bir parça ekmek mayalamayı kolaylaştırması için şurada hazırladığımız tuz var. Yaklaşık bir çorba kaşığına yakın. Bir çorba kaşığından biraz fazla şekerimiz var. Onu da koyuyoruz. Şimdi suyunu koyalım. Sirke mayalı bir oluşum ve aerobik bir oluşum, yani hava ile temas etmesi lazım. O yüzden hava alması lazım ama dışarıdaki bir takım organizmaların da bunun içine girmemesi lazım. Örneğin sirke sineği bu oluşmaya başladıktan sonra sirke sinekleri peyda olacak. Sirke sinekleri etrafında gezinmeye başlayacak. Onların da içine girmemesi için böyle bir tülbent koyuyoruz ve onu lastikle şöyle bağlıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra bu gölge bir yerde duracak ve tahta bir kaşıkla her gün bunu karıştıracağız. Hava almasını sağlayacağız. Üstünde bir kaymak tabakası oluşmaya başlayacak. Başta bu kaymak tabakasını kıracağız. Çünkü içerisinin alt tarafının hava almaya devam etmesi gerekiyor. Alt tarafı hava aldıktan sonra bu elmalar dibe çökmeye başlayacak. Elmalar dibe çöktükten sonra oluşum hızlanmaya başlamış demektir. Birkaç gün daha elmalar dibe çöktükten sonra tahta kaşıkla karıştıracağız. Ve sonra karıştırmayı bırakıp gölge bir yerde bunu dinlenmeye alacağız. Dinlenmeye aldıktan sonra yaklaşık 10 gün, 15 gün sonra sirke oluşmaya başlayacak. Zaten onu göreceğiz. Hafif bir torta olacak dibinde. Sirke tadabiliriz bu arada, şeyine de bakabiliriz. Tadına bakıp sertliğine de kontrol edebiliriz. Ondan sonrasında baktık ki olmuş, sertliği de yeteri kadar. Süzüp, bir tülbentten süzüp posasını alıp bunları tavuklara atıp şişeleyeceğiz. Ve şişedikten sonra da artık hava almasına gerek kalmayacak. Hatta hiç hava almaması daha iyi. Ağzını kapatıp buzdolabında ya da serin bir yerde kullanmak üzere saklayacağız. Sirke anası olunca oluşum benim, hani biraz baktım ben de, babamdan da biraz bilgi almıştım öncesinde. Sirke anası olduğunda daha hızlı oluyor bu fermentasyon. Tabii. Ama bizim şimdi sirke anamız olmadığı için, ya bu arada sirke ne kadar uzun süre beklerse o kadar iyi. O kadar iyi aslında. Yani 3 ayda yenilecek seviyeye gelecektim baba. Tabii, ama 6 ay bekletip, yani üstünde oluşan sirke anasını dağıtmazsanız aslında çok daha uzun ömürlü durabiliyor. Yani üstünde o sirke anası en üst kısımda koruyucu bir tabaka gibi olacak. Sonra artık bundan sonra yapacağımız sirkelerde o sirke anasını böyle ufak ufak parçalar şeklinde alıp kullanabileceğiz. Daha uzun ömürlü saklamak istediğimiz şişelere de bir parça yine sirke anası koyabiliriz. Yani sirke anası burada maya görevini görecek. Kurtlu elmaları da tavuklara atalım. Tavuklara ziyafet olsun biraz. Tatlı. Bekliyorlar zaten. Bak bak nasıl geliyor. Balın size de getirin. Evet arkadaşlar, sirkemizi yaptık. Şimdi bundan sonra beklemesi kaldı. İlerleyen günlerde şişelerken de tabii bir videoyla size sirkemizi göstereceğiz.
Bugünden böyle küçük biraz parçalar koyarız. Sonra da şişelenmiş böyle halinde paylaşırız. Hatta belki üstüne markamızı da koyarız. Fant şöyle. Diye satar mıyız? Fant diye. Satmayız da belki bir kişiye göndeririz. Aslında evet, abonelerimize. Biz paylaşıyoruz abonelerimizden bir kişiye göndeririz. Ne şişelediğimiz olur. Zaman... Birkaç kişi bile olur ya. Yani bir değil, iki değil. Bir değil, iki değil. O zaman bakarız şişelediğimiz zaman. Evet. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca videomuzu beğenip yorum da yaparsanız çok memnun oluruz. Tadından yenmez. Yenmez. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye. Hop. Mia'nın elması. Afiyet olsun aşkıma. Isır ısır. Isırarak. Elma yalanmaz kızım. Elma ısırılır. Kart ne yapacaksın? Ha, aferin. Ufak ufak. Elma büyük sana çünkü biraz. Ekşime elma. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnsan çok utanıyor değil mi ilk kamera karşısına geçince? Biz çok iyiyiz şu anda.